İfademizi sıfır yapan değerleri yakalayarak tablomuzu oluşturacağız. Burayı sıfırlayan x değerlerine baktığımızda x eksi 4 eşittir 0 dersek ilk x değerimizi 4, x eksi 7 eşittir 0 dersek de ikinci x değerimizi 7 olarak bulmuş oluruz. Şöyle sayı doğrumuzu oluşturalım. 4 7'den küçük, 4'ü sol tarafa, 7'yi de sağ tarafa aldık. Sıfıra eşitlik olduğu için ikisinde de içi dolu yuvarlaklarımı yerleştirmiş oluyorum. Aslında bu yuvarlaklar sıfırı temsil ediyor. Yani orayı sıfır yaptığımızı gösteriyor. X eksi 4'te x'in katsayısı pozitif. X eksi 7'de x'in katsayısı pozitif. İki pozitif katsayının çarpımı yine bize pozitif bir katsayı verecektir. Onun için en sağda artı ile başlıyorum. Köke geldim, eksi, köke geldim, artı yapacağım diyorum. Sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olan yerleri bulmam gerekiyor. Bu da bana 4 ve 7 dahil olmak üzere 4, 7 aralığını veriyor. Hemen 4'ü kapalı aldım. 7'yi de kapalı aldım ve çözüm aralığımı 4, 7 kapalı aralığı olarak belirlemiş oldum. Doğru cevabımı C şıkkı olarak işaretliyorum. Bu tip sorularda payımızı da paydamızı da sıfır yapan değerleri yakalayıp tablomuzu oluşturup sonuca gitmeye çalışıyoruz. Paya baktığımızda x eksi 1'i sıfıra eşitlersek pay kısmını sıfır yapacak x değerinin 1 geldiğini görmüş oluruz. Benzer mantıkla paydayı sıfırlayan x değeri de eksi 4 olarak gelmiş olacaktır. Hemen şöyle tablomuzu oluşturacağız. Şöyle sayı doğrumuzu çizdiğimizi düşünelim. 1 ve eksi 4'e baktığımızda eksi 4 daha küçük gelir. Buraya eksi 4'ü, buraya 1'i yazmış oluyorum. Şimdi eksi 4 paydayı sıfır yapıyor ama bir payı sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan değeri çözüm kümeme dahil edemem. Onun için burada içi boş bir yuvarlakla eksi 4'ü işaretliyorum. Bir pay kısmını sıfır yapıyor. Sıfıra eşit olan durumu da alacağım için biri de şöyle içi dolu yuvarlakla göstermiş oluyorum. Pay kısmına baktığımda x'in katsayısı pozitif. Paydada da x'in katsayısı pozitif. Pozitifin pozitife oranı pozitif geleceği için de burada artı ile başlıyorum. Köke geldim diyorum. Hani o sıfırlayan değerleri bulmuştum. Onları kök gibi düşüneceğim. İşaret değiştirip burayı eksi. Yine köke geldim. İşaret değiştirip burayı da artı olarak alıyorum. Sıfıra eşit ve küçük yerleri alacağım. Eşit yeri zaten işaretledim. Bir de küçük olan şu kısmı almam gerekiyor. Eksi 4'ün sol tarafında almıyorum. 1'in sağ tarafında almıyorum. Eksi 4'ün kendisini de alamayacağımı söylemiştim. O zaman şöyle bir eksi 4 açık aralığı alıyorum. 1'i alabileceğim için bir de kapalı aralığımı şöyle göstererek çözüm kümemi yakalamış oluyorum. Bu bana D şıkkında verildiği için doğru cevabımı da D şıkkı olarak işaretliyorum arkadaşlar. Eşitsizlik çözümlerimizde eşitsizliğin bir tarafında sıfırın bulunması işimizi kolaylaştıracaktır. Yoksa tablo yapmakta zorlanırız. X eksi 4 ile x eksi 2'yi çarptığımızda x'in karesi eksi 6x artı 8'i elde ederiz. 3'ü de bu tarafa gönderirsek eksi 3 küçüktür 0 yakalamış oluruz. Burası bize x'in karesi eksi 6x artı 5 küçüktür 0 verecektir. Çarpanlarına x eksi 5 çarpı x eksi 1 olarak ayırmış oluruz. Hemen burayı sıfırlayan değerlere bakacağız. Bunlardan biri 5, bir diğeri ise 1 olarak geliyor. Sayı doğrumuzu çizdik. Şöyle 1 ve 5'i ne yapmış oluyoruz? Yerleştirmiş oluyoruz. Sıfıra eşitlik olmadığı için içlerini boş bir şekilde alacağız. Burada x eksi 5 ile x eksi 1'i çarptığımızda elde ettiğimiz x karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başlıyoruz. Köke geldik diyoruz. Eksi köke geldik diyoruz. Artıya geçmemiz gerekir diyoruz. Burada sıfırdan küçük olan yerleri almamız gerekiyor. 5'in sağında ve 1'in solunda sıfırdan büyük görüntüler elde ediyoruz. 1 ve 5'te tam 0 elde ediyoruz. Biz 0'dan küçük yerleri aradığımız için de 1 ve 5'in aralığını alacağımızı söyleyebiliriz. Demek ki çözüm kümemiz 1-5 açık aralığı olarak gelecektir. Bu aralıktaki tam sayıların adedi sorulmuş. 1-5 açık aralığında 2-3-4 olmak üzere 3 tane tam sayı bulunur. Doğru cevabımızın da B şıkkı 3 gelmesi gerekir. Eşitsizlik çözümlerimizde eşitsizliğimizin bir tarafını sıfır olarak bırakıyoruz ki rahatlıkla tablo yapıp çözüm aralığımızı bulmuş olalım. 8x'i sol tarafa gönderdiğimizde x üzeri 4 eksi 8x küçüktür 0'ı elde etmiş oluruz. Ben burayı x parantezine alırsam x parantezinde x'in 3. kuvveti eksi 8 küçüktür 0 gelmiş olur. Burayı sıfırlayan değerlere bakacağım ama öncelikle şu x küp eksi 8'i biraz düzenlemek istiyorum. Burayı x'in küpü eksi 2'nin küpü gibi düşünebilirim.
Çarpanlara ayırdığımda x eksi 2 çarpı x'in karesi artı 2x artı 4 buradan gelmiş olacaktır. Şuradaki x'i de yanlarına yazıyorum, küçüktür 0 diyorum. Şimdi çarpanlara ayrılmış bu halinde ifademi sıfırlayan değerlere odaklanacağım. Bir kere x'e 0 verdiğimde ifadem 0 olur. Şurayı sıfırlayan x değeri 2'dir. X kare artı 2x artı 4'e bakarsam bu aslında kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Köklerini yakalamak için bir diskriminantına bakmak istiyorum. Bunun diskriminantını şöyle gösterdiğimde 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten 4 eksi 16 yani eksi 12 olarak diskriminantı elde etmiş olurum. Kolları yukarı doğru olan bir parabolün diskriminantı negatifse bu parabol x eksenini kesmez. Daima pozitif görüntüleri bize vermiş olur. Yani buradan kök de gelmez, işaretimizi değiştirecek bir durum da gelmez. Çünkü daima pozitiftir. O zaman ben eşitsizlik tablomu yaparken 0 ve 2'den faydalanmış olacağım. 0 eşitlik olmadığı için içlerini boş olarak alıyorum. En başta zaten x üzeri 4 eksi 8x vardı. En büyük kuvvet x üzeri 4'te. Kat sayısı pozitif olduğu için artıyla başladım. Eksi dedim, artı dedim. 0'dan küçük olan yerleri aradığım için de şu 0 ile 2'nin arasını alacağımı söyleyebilirim. Bu da bana 0, 2 açık aralığını vermiş olur. Doğru cevabımın da B şıkkı gelmesi gerekir. Eşitsizlik çözümlerinde eşitsizliğin bir tarafını sıfır yaparak tablo oluşturup sonuca gitmeye çalışıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapmak negatif olunan durumlarda eşitsizliğin yön değiştirmesi gerektiği için bize sıkıntı yaratabilir. Bundan ötürü burada biz 2'yi sol tarafa gönderip o şekilde çözümümüzü yapmaya çalışacağız. Hemen x eksi 4 bölü x eksi 2 eksi 2 küçüktür 0 yazmak istiyorum. Şunun paydasında 1 var gibi düşündüm. X eksi 2 ile genişletiyorum. Şimdi pay kısmına x eksi 4 gelir. Şuradaki eksi 2 ile x eksi 2'yi çarpınca eksi 2x artı 4'ün geleceğini söyleyebiliriz. Paydamıza yine x eksi 2'yi yazarız. Küçüktür 0 demiş oluruz. Eksi 4 artı 4 birbirini götürürse x'ten de 2x çıkarsa elimizde eksi x kalır. Alt tarafa da x eksi 2'nin geldiğini ve 0'dan küçük olduğumuz durumları aradığımızı görüyoruz. Ne yapıyorduk? Pay ve paydayı 0 yapan değerlere bakıyorduk. Zaten payı 0 yapacak x değeri 0 olarak gelecektir. Paydayı 0 yapacak x değeri de 2 olarak gelmiş olur. 0 2'den küçük olduğu için 0'ı sola 2'yi sağa alıyorum. Paydayı 0 yapan değeri zaten şöyle içi boş bir yuvarlakla gösteriyorum. Burada 0 eşitlik olmadığı için payı sıfırlayan değeri de içi boş olarak alacağımı söyleyebilirim. Yani buradaki o yuvarlaklar aslında 0'ı temsil ediyor. Yani bunları yazdığımda bir yerlerden 0 geliyor diyor. Bunları dahil edemeyeceğimiz için de içi boş sıfırları buraya işaret olarak koyduğumuzu söyleyebiliriz. Pay kısmında x'imiz var. Kat sayısı negatif. Payda da x'in kat sayısı pozitif. En büyük dereceli olanlara bakıyorum. Polinom gibi düşündüğümde yukarıda zaten eksi x var. Kat sayısı negatif. Altta x üzeri 1 kuvveti en büyük olan onun kat sayısı da pozitif geldiği için bunlara odaklanmış oluyorum. Negatifin pozitife bölümü bana negatifi verecektir. O zaman en sağda negatifle başlıyorum. Burada artıya, burada tekrar eksiye dönüyorum. Sıfırdan küçük olan yerleri alacağım. Bu bana 2'nin sağ tarafıyla 0'ın sol tarafını ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Bunu nasıl gösteririm ben? Derim ki eksi sonsuzdan sıfıra kadar gelirim. Bir de bunun yanına 2'den artı sonsuza giderim diyerek gösterebilirim. Şıklara baktığımda bunun bana E şıkkında verildiğini görüyorum. Doğru cevabımı da E olarak işaretlemiş oluyorum. Eşitsizliğimizin bir tarafında zaten sıfır var. Diğer tarafını sıfır yapan ifadeleri yakalamaya çalışalım. Şimdi şurada 2 üzeri x eksi 4'ü görüyorum. Eğer 2 üzeri x eksi 4 eşittir 0 dersem buradan 2 üzeri x 4 x de 2 olarak gelmiş olur. Yani burada belirleyici olan 2'dir. 2'de 2 verdiğimizde burası 0 olur. Yani 2 üzeri x eksi 4. 2'den büyük değerler verirsem pozitif, küçük değerler verdiğimde de negatif olarak gelecektir. Şuradaki x küp eksi 27'ye odaklanacağım. 27'yi 3'ün küpü gibi düşünürsem burası aslında x küp eksi 3'ün küpü olarak gelmiş olur. Ben burayı x eksi 3 çarpı x'in karesi artı 3x artı 9 olarak çarpanlarına ayırmış olurum. Burada bir kere x ifademizi 3 ifademizi sıfırlıyor. Bunu alacağız. Yan tarafa baktığımda x kare artı 3
3x artı 9 ikinci dereceden bir ifade olarak geliyor. Burayı sıfırlayan x değerini bulacağım. Ben bu ifadenin bir deltasına bakmak istiyorum. Delta sıfırdan küçükse buradan kökün gelmeyeceğini biliyorum. Deltayı hesapladığımda 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan 9 eksi 36 yani eksi 27 geliyor. Deltamız negatif olduğu için burada kökümüz yok. Kollarımız da yukarı doğru olduğu için bu parabolümüzün daima pozitif görüntüleri bize vereceğini söyleyebiliriz. O zaman bir kere burada bizim ifademizin işaretini etkileyen bir şey gelmiyor. Daima pozitif değerlere sahibiz. Kökler olarak diyelim 2'yi ve kaçı yakalamış olduk? 3'ü yakalamış olduk. Hemen bunlarla şöyle bir tablo oluşturuyorum. Buraya 2 dedim, buraya 3 dedim. Sıfır eşitlik olmadığı için içlerini boş olarak aldığımı söyleyebilirim. Zaten burada söylemiştim. 2'den büyük değerler için sonuçların pozitif gelecekti. 2 üzeri x eksi 4'te. Diğer tarafta x kübün katsayısı pozitif olduğu için artıyla başlayacağım. 3'e geldiğimde eksi 2'ye geldiğimde tekrar artıya döneceğim. Sıfırdan küçük olan yerleri arıyordum. Yani negatif yerleri arıyorum. Bu da bana 2, 3 açık aralığını vermiş olacaktır. Bu aralıkta kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Aslında hiç tam sayı yok. Çünkü 2 ve 3 de zaten açık aralık. 2 ile 3'ün arasında da ekstra bir tam sayı olmadığı için sıfır tam sayının olduğunu, yani doğru cevabında A şıkkı geldiğini söyleyebilirim. Buradaki tam sayımızı x olarak almış olalım. Bu tam sayının karesinden bahsediyor. Hemen x kare dedim. İşte bu tam sayının karesi bu tam sayının 3 katının 10 fazlasından küçükmüş. X'in 3 katının 10 fazlası 3 tane x artı 10'u verecektir. İşte x'in karesinin 3x artı 10'dan küçük olduğunu söylemiş. Hepsini aynı tarafa topladığımda x'in karesi eksi 3x eksi 10 küçüktür 0 elde etmiş olurum. Burayı x eksi 5 çarpı x artı 2 olarak çarpanlarına ayırdığımı düşünürsem ifademi sıfırlayan x değerleri 5 ve eksi 2 olarak gelmiş olur. Hemen tablomu yapıyorum. Buraya eksi 2, buraya 5'i yerleştirdim. Sıfırdan küçük olmak istiyorum. Eşitlik yok. Bunların içini boş olarak alacağım. Burada en büyük kuvvet x karede. Katsayısı pozitif olduğu için artıyla başladım. Eksi dedim, artı demiş oldum. Sıfırdan küçük yerleri arıyorum. O zaman eksi 2, 5 açık aralığını almam gerekir. Bu aralıktaki tam sayıların toplamı sorulmuş. Bu aralıktaki tam sayıları yazıyorum. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 gelecektir. Bunları topladığımda eksi 1, 0, 1 zaten toplandığında 0 gelir. 2, 3, 4'ün toplamı da bana 9'u verir. Doğru cevabımın C şıkkı olması gerekir. Verilen eşitsizliği sağlamayan tam sayıların toplamı soruluyor. Sağlamayan dediği anda şuradaki büyüğü küçük eşit olarak alacağımızı söyleyebiliriz. Yani incelemeyi x kare eksi 4x bölü x'in karesi artı 4 küçük eşittir 0 üzerinden yapacağız. Pay ve paydayı sıfırlayan değerlere odaklanıyorduk tablomuzu yapmak için. Paydaya baktığımız zaman x kare artı 4 parabolü gelmiş. Bu zaten tepe noktası 0'a 4'te olan bir parabol olarak gelecektir. Kolları da yukarı doğru olduğu için bunun görüntüleri daima pozitif gelmiş olur. Yani alt taraftan ne bir kök geliyor ne de bize negatiflik veren bir değer geliyor. Onu tablomuzda ne yapmayacağız? İşleme katmayacağız. O bir kenarda durabilir. Üst tarafa odaklanacağız. Üst tarafı x parantezine aldığımızda x çarpı x eksi 4 gelir. Burayı sıfırlayan x değerleri 0 ve 4 olarak bulunmuş olur. Hemen 0 ve 4'le neyimi yapıyorum? Şöyle tablomu yapmış oluyorum. 0'a eşitliği almam gerekiyor. Küçük eşit demiştim şurada. 0 ve 4'te payı sıfırladığı için onları şöyle çözüm kümeme dahil etmiş olacağım. Bunun dışında pay kısmında kuvveti en büyük olan x kare var. Katsayısı pozitif. Alt tarafta da x kare var. Katsayısı pozitif. Pozitifin pozitif oranından tabloma artı ile başlayacağımı söyleyebilirim. Buraya eksi, buraya artı derim. Küçük eşit sıfır olan yerleri arıyorum. Bu bana 0-4 kapalı aralığını vermiş olacaktır. Yani benim çözüm kümem 0-4 kapalı aralığı olarak gelir. Buradaki tam sayıların toplamı istenmiş. 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü ve 4'ü topladığımda 10 değerine ulaşmış olurum. Doğru cevabımın da D şıkkı gelmesi gerekir. Daima aynı işaretli olan fonksiyonlarımı arıyorum. Her biri zaten ikinci dereceden fonksiyonlar yani paraboller olarak verilmiş. Bir parabolün daima aynı işaretli olması ne demektir? Örneğin x karesinin katsayısı pozitif olan, kolları yukarı doğru olan bir parabol düşünelim. Burası y ekseni, burası da x ekseni olarak gelirse, eğer benim parabolümün kökleri varsa, örneğin şöyle bir parabol gelebilir. Bu durumda kökleri arasında parabolümün görüntüleri zaten negatif olarak gelmiş olur.
Köklerinde 0 olur. Bunun dışında da köklerinin şu sağında ve solunda da pozitif görüntülere sahip olacaktır. Yani burada hep aynı işaretli olmaz. Eğer çift katlı kökü varsa bu sefer de 0'a eşit olduğu bir durum vardır. Onun dışında hep pozitiftir ama tüm görüntülerin aynı işaretli olduğunu söyleyemeyiz. Ama eğer hiç kökü yoksa daima pozitif görüntüleri bize veren bir parabol olarak geleceğini söylemiş oluruz. O zaman kolları yukarı doğru olan bir parabolün kökü yoksa o parabolün görüntüleri hep aynı işaretlidir ve pozitiftir. Aynı mantıkla kolları aşağı doğru olan bir parabolün de eğer kökü yoksa o da hep negatif görüntüleri bize vermiş olacaktır. Bence bu mantık üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Mesela birinciye baktığımızda x karenin katsayısı pozitif olduğu için diyeceğiz ki bunun kökü olmasın ki daima pozitif görüntüleri bize vermiş olsun. Kökün olup olmamasını nereden inceliyorduk? Tabii reel köklerden bahsediyorum. Delta'dan. Yani burada delta'mız sıfırdan da küçük gelirse bu daima pozitif görüntüleri yani aynı işaretli görüntüleri bize veriyor diyebiliriz. Hemen diskriminantı yani delta'yı hesaplıyoruz. -2'nin karesi dedik. -4 çarpı x karenin katsayısı 1. -3'ü de sabit sayı olarak yazdığımızda -2'nin karesi 4. -4 çarpı -3'ten de +12 gelecektir. 16 deltamızın değeridir. 16 sıfırdan büyük olduğu için bu parabolün kökleri gelir. Bu da parabolümüzün hem negatif hem sıfır hem de pozitif olduğu yerler olduğunu bize söyler. Bu bize istediğimizi vermemiş olur. Şimdi ikinciyi şu alt tarafta incelemek istiyorum. X karesinin katsayısı negatif olduğu için kolları aşağı doğru bakıyor. Burada da yine diskriminantı inceleyeceğim. Yine diskriminantın ne olmasını istiyorum? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Hemen diskriminantı hesaplayacağım. 3'ün karesi -4 çarpı x karenin katsayısı -1, bir de sabit sayı -5'imiz var. Bu bize 9-20'den -11 negatif değerini verecektir. Diskriminant sıfırdan küçük olduğu için bu parabolün görüntüleri daima negatif yani hep aynı işaretlidir. İkinci bize istediğimizi vermiştir. Şurada da üçüncüyü incelemek istiyorum. Yine kollar yukarı. Diskriminant da sıfırdan küçükse istediğimize ulaşmış oluruz. -2'nin karesini hesapladım. -4 çarpı 1 çarpı 3 dediğimde 4-12'den -8'in geldiğini, bu delta da sıfırdan küçük olduğu için üçüncünün de bana istediğimi verdiğini söyleyebilirim. Bu durumda 2 ve 3 aradığım cevap olarak gelmiştir. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. Hemen pay ve paydamızı sıfırlayan x değerlerine bir bakalım. Şuradaki 2 eksi x'i 0'a eşit dersek x değerimiz 2 olarak gelir. 3 eksi x'i 0'a eşit dediğimizde x değerimiz 3 olarak gelir. X artı 2'yi 0'a eşit dediğimizde x değerimiz eksi 2 olarak gelmiş olur. Bunlardan bir tablo yapacağız. Hemen şöyle sayılarımızı belli edelim. Eksi 2'miz, 2'miz ve 3'ümüz var. Buraya eksi 2'yi, buraya 2'yi, buraya 3'ü yazdım. 0'a eşitlik var. Payı sıfırlayan değerleri alabiliriz ama paydayı sıfırlayanları alamayız. O zaman eksi 2'nin içini şöyle boş alacağız ama diğerlerinin içini şöyle dolu bir şekilde alabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus 3 eksi x'in karesi olduğu için orada bir çift katlı kök gelir. Yani 3'ümüz burada çift katlı köktür. Çift katlı olduğu için onu şöyle 2 tane içi dolu sıfırla göstermek istiyorum. Şimdi hangi işaretli tablomuza başlayacağız? 2 eksi x'e baktığımızda x'in katsayısı negatif. 3 eksi x'in karesini aldığımızda x kare gelir. X karede kuvvet en büyük. Katsayısı da kare aldığımız için pozitife döneceği için oradaki işaretimi artı alırım. Paydaya baktığımda zaten açtığımda x karenin katsayısı pozitif gelecektir. Eksi çarpı artı bölü artı bana eksiyi vereceği için eksiyle başlamam gerekir. Eksiyle başladım. Çift katlı kökte eksiyle devam ettim. Tek katlı da artı, tek katlı da eksiye döndüğümü söyleyebilirim. Büyük eşit sıfır olduğum yerleri arıyorum. Büyük eşit sıfır olduğum yerler şu eksi 2, 2 aralığı olarak gelecektir. Ama sıfıra eşitlikte şu 3'ü de unutmamam gerekir. Şimdi eksi 2'yi açık aldım. 2'ye gittim, 2'yi kapalı aldım. Bir de bunun yanına 3'ün kendisini ne yapmış oluyorum? Şöyle eklemiş oluyorum. Bulduğum bu aralıktaki tam sayıların toplamı lazım. Eksi 1'i alırım, 0'ı alırım, 1'i alırım, 2'yi alırım. 3'ü de unutmamam gerekir. Bunları topladığımda 5'e ulaşırım. Doğru cevabım da B şıkkı olarak gelmiş olur. Hemen pay ve paydamızı sıfırlayan x değerlerini bir yakalamaya çalışalım. Paydamıza baktığımızda 5-4x eşittir 0'dan. 4x'in 5 olduğunu, x'in de buradan 5 bölü 4 yani 1,25 geldiğini söyleyebiliriz. 3 üzeri x eksi 90'ı 0'a eşitliyorum. Buradan 3 üzeri x 90 olarak gelecektir. 3'ün kaçıncı kuvveti 90 olur diye düşündüğümüzde 3'ün 4. kuvveti 81'di. 5. kuvveti 243'tü. Demek ki buradaki x değerimiz aslında 4 ile 5 arasında bir değer olacaktır.
olarak gelecektir. Onu da şöyle 4 nokta nokta olarak göstermek istiyorum. 1,25 ve 4 nokta nokta ile eşitsizlik tablomu şöyle oluşturmuş olacağım. Şimdi alt tarafta 5-4x var. Tabii x'in katsayısı belirleyici. Onun negatif geldiğini görüyorum. Yukarıda 3 üzeri x eksi 90 verilmiş. 4 küsürlü bir değer yazdığımda tam 0 oluyor. Ama 4 küsürlü bir değerden büyük bir şey yazarsam pozitif bir görüntü elde ederim pay kısmında. Onun için orada da artı işaretini elde etmiş oluyorum. Artının eksiği oranı bana eksiği verir. Burada eksiyle başlamam gerekir. Burası artı, burası eksi olur. Sıfır eşitlik olduğu için bunu dahil ederim. Ama bu paydayı sıfırladığı için bunu almayacağımı söyleyebilirim. Sıfıra eşit veya büyük olan yerleri arıyorum. Bu da bana 1,25'ten o 4 küsüre kadar olan aralığı verecektir. 1,25'te eşitlik yok. Şöyle 1,25 yazdım. 4 nokta noktayı da şöyle 4 nokta nokta olarak göstereceğim. Bunu şöyle kapatarak alıyorum. İşte bu aralıktaki tam sayı adedi sorulmuş. Burada 2'nin, 3'ün ve 4'ün bulunduğunu söyleyebiliriz. Adedimiz 3 olarak gelir. Doğru cevabımızın da C şıkkı olması gerekir. Üstteki eşitsizliğe baktığımızda 2'yi karşıya atarsak x'imizin kesinlikle 2'den küçük olması gerektiğini anlamış oluruz. Bu bir kenarda bekler. Bu beklerken diğer eşitsizliğimizi düzenleriz. İkisini birden sağlayan kısımları çözüm kümemize dahil etmiş oluruz. Şimdi eksi x artı 4'ü 0 yapan x değeri 4 olarak gelecektir. X artı 7'yi sıfırlayan x değeri de eksi 7 olarak gelmiş olur. Hemen eksi 7 ve 4 de şöyle bir tablo yapmak istiyorum. Sıfır eşitlik olmadığı için içlerini boş olarak alıyorum. Şimdi eksi x artı 4 ve x artı 7'yi çarptığımda eksi x kareli bir ifade elde etmiş olurum. En büyük kuvvet x karede olur. Katsayısı negatif olduğu için de burada eksiyle başlamam gerekir. Buraya artıyı, buraya eksiyi yazarım. Sıfırdan büyük olduğum yerleri almam gerekiyor. Bu da bana eksi 7, 4 açık aralığını ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Ama ben x'lerimin kesinlikle 2'den küçük olduğunu biliyorum. Bu da eksi 7, 4 açık aralığını eksi 7, 2 açık aralığı olarak sınırlandırmış olur. Üstteki eşitsizliğinde sağlanması için. O zaman ben buradaki çözüm kümemi eksi 7, 2 açık aralığı olarak bulmuş olurum. Burada kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Eksi 6'yı alacağız. Eksi 5'i, eksi 4'ü, eksi 3'ü, eksi 2'yi, eksi 1'i, 0'ı ve bir de 1'i alacağımızı söyleyebiliriz. Bu da bize birbirinden farklı 8 tam sayı vermiş olur. Doğru cevabımızın da B şıkkı 8 gelmesi gerekir. Bu soruda pay kısmında kareköklü bir ifadenin olması önemli. Karekökün iç kısmı sıfıra eşit veya büyük olmalıdır. Bu durumda biz x eksi 3'ün büyük eşit sıfır geleceğini, yani x yerine 3'e eşit ya da büyük değerler vermemiz gerektiğini zaten belirlemiş oluyoruz. X'e 3 veya 3'ten büyük değerler verdiğimizde şu pay kısmımızda daima büyük eşit sıfır olarak gelmiş olur. Biz sonucumuzun küçük eşit sıfır olmasını istiyorsak üst taraf hep pozitif. Bu küçük eşitlik alt taraftan gelecek negatiflikle sağlanabilir. O zaman x eksi 7'miz sıfırdan küçük olmalıdır ki üst taraf pozitif gelecek. Alt tarafta negatif gelsin. Pozitifin negatif oranı da sıfırdan küçük olarak elde edilmiş olsun. Zaten burada tam 3 yazdığımızda 0 bölü bir sayı geliyor ve 0 elde ediyoruz. Bunun dışındaki değerlerde de pozitif bölü negatiften negatif sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Biz x eksi 7 sıfırdan küçük olmalıdır dedik. Bu durumda x'imiz de 7'den küçük geldi. X'imiz 3'e eşit veya büyüktü. 7'den de küçükse aralığımızı şöyle 3 kapalı 7 açık aralığı olarak belirlemiş oluruz. Bu da bize D şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Pay kısmında bulunan mutlak x eksi 5 x'e ne yazarsak yazalım sıfıra eşit veya büyük sonuçları bize vermiş olur. Biz buradaki mutlak değerli ifadenin daima büyük eşit sıfır geleceğini söyleyebiliriz. Ama biz tüm ifademizin küçük eşit sıfır olmasını istiyoruz. Pay kısmımız daima pozitifken sonucun sıfırdan küçük yani negatif olması için paydamızın negatif olması gerekir. Demek ki biz burada mutlak x eksi 2'nin sıfırdan küçük olduğu yerlere odaklanacağız. Bu da mutlak x'i 2'den
x'den küçük bırakır. Böyle bir eşitsizlik gördüğümüzde x'in eksi 2 ile 2 arasında olması gerektiğini biliyoruz. Zaten üst tarafta istediğimiz yazabiliriz. Ne yazarsak yazalım daima pozitif gelecektir. Sadece 5 için 0 gelmiş olur. Zaten 0 eşitlik olduğu için 5 bize yine sorun yaratmaz. Paydayı da sıfırlamıyor. X'e 5 verdiğimde 0 bölü 3'ten 0 elde ediyorum. Bunun dışında da hep pozitif görüntüler gelir. O zaman negatiflik alt taraftan gelmelidir. Alt tarafın negatif olması için de x'in eksi 2 ile 2 arasında bulunması gerekir. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının çarpımı demiş. Eksi 2, 2 aralığındaki x tam sayıları eksi 1, 0 ve 1 olarak gelmiş olur. Burada tabii 5 yukarıyı sıfırladığı için 5'i de çözüm kümemize dahil edebiliriz. Bunların toplamı sorulsaydı 5 etkili olurdu ama zaten çarpımları sorulduğu için işin içinde 0 olduğundan buradaki çarpım bizi 0'a götürecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Sorumuzda fx'i bizde x'e bağlı haliyle verseydi biz zaten fx'i sıfırlayacak x'leri yakalamaya çalışacaktık. Ama grafiğini bize vermiş ve fx'i sıfırlayan x değerlerini doğrudan bize söylemiş. Mesela burada eksi 4'ün fx'i sıfırladığını, 0'ın fx'i sıfırladığını, 4'ün de fx'i sıfırladığını söyleyebiliriz. X eksenine 4 apsisli noktada teğetlik olduğu için 4'te bir çift katlı kökümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında eksi 4 ve 0 tek katlı kökler olarak gelecektir. Yani fx'i sıfırlayacak, payı sıfırlayacak x değerlerini eksi 4, 0 ve 4 olarak yakalamış oluruz. Paydamıza baktığımızda x eksi 4 çarpı x artı 1 diye çarpanlar ayırdığımızda burayı sıfırlayan x değerleri 4 ve eksi 1 olarak gelmiş olur. Normalde 4 çift katlı köktü ama paydada da geldiği için bir kök daha eklenmiş oldu ve tek katlı kök haline geldi. Şimdi bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. O zaman tüm buradaki x değerlerimizi şöyle tablomuza yerleştirelim. Eksi 4'ün geldiğini görüyorum. Eksi 1 geldi. 0 var. Bir de 4'ümüz var. 4 de çift katlı kök değil. Çünkü alt taraftan da geliyor. Bu durumda bunların hepsi üzerinden yorum yapacağız. 0'a eşitlik olduğu için payı sıfırlayan eksi 4, 0 ve 4'ü kapalı olarak göstereceğiz ama 4 paydayı da sıfırladığı için onu almayacağız. Sadece eksi 4 ve 0'ı şöyle kapalı olarak göstermiş oluyoruz. Diğerlerini şöyle açık gösterelim. Çift katlı kök yok. 4'ün sağ tarafına baktığımızda fx'imizin pozitif olduğunu görüyoruz. Alt tarafta da x karenin katsayısı pozitif olduğu için pozitif bölü pozitiften en sağda pozitifle başlarız. Köke geldik, eksi köke geldik, artı, eksi, artı diye gitmiş olduk. Küçük eşit sıfır olduğumuz yerleri arıyoruz. Eksi 4, eksi 1 aralığını 0, 4 aralığını almış olacağız. Şimdi eksi 4'te kapalılık var ama eksi 1'de açıklık var. Birleşim diyorum. 0'da kapalılık var ama 4'te açıklık olduğunu görüyorum. Buradaki tam sayılara bakacağım. Şimdi ne gelir buradan? Eksi 4 gelir, eksi 3 gelir, eksi 2 gelir, 0 gelir, 1 gelir, 2 gelir, bir de 3 gelmiş olur. Bunların adeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın burada D şıkkı olması gerekir. Soruda x eşittir eksi 1'in bu eşitsizliği sağladığı söylenmiş. Hemen x yerine bir eksi 1 yazalım. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 2 küçük eşittir a'yı elde ederiz. Bu da 1 küçük eşittir a'yı bize vermiş olur. Benzer mantıkla x eşittir 3 de bunu sağlamıyormuş. Sağlamaması demek şuranın küçük eşit değil de büyük olması demektir. Demek ki x yerine 3 yazdığımda 3 artı 2 büyüktür a olarak gelecektir. Bu da 5 büyüktür a'yı bana vermiş olur. Ben a büyük eşittir 1'i bulmuştum. Bir de a küçüktür 5'i elde ettim. Bunları tek seferde 1 küçük eşittir a küçüktür 5 olarak yazabilirim. Yani 1 kapalı 5 açık aralığını a için yakalamış olurum. Bu da bana e şıkkında verildiği için doğru cevabımı e olarak işaretlerim.